Serdar Dursun'a bir giriş yapıp devam edeyim Lincoln'den. Serdar'ın o dönem gerçekten çok eksikleri vardı. Yani Karagümrük'te bile sıkıntı yaşıyordu. Almanya'da futbolu yeniden öğrendi diyebiliriz yani. Evet. Serdar kendini çok geliştirdi. Ve sonrasında Bundesliga 2'de gol kralı olup geldi zaten Türkiye'ye. Lincoln konusunda şunu söyleyeyim. Yani artık zaten geldiği için her yerde işte videolar, golleri, asistleri falan gösteriliyor. Evet. Sol ayaklı bir oyuncu. Fenerbahçe orta sahasında eksik ne dersen Arda Güler yeni katıldı. Yeni rotasyona yeni dahil olan bir oyuncu Arda. Onun dışında sol ayaklı oyuncu yoktu. Bir sol ayaklı orta saha oyuncusu transfer etti Fenerbahçe. Duran topları müthiş kullanıyor. Benim gördüğüm kadarıyla tabii ki. Portekiz Ligi'nde 47 tane maçını izlemedim. En başta onu söyleyeyim de hani İzlemişsindir. Ben Santa Clara'yı yapılan izlemezdim. videolardan işte efendim şeylerden izleyebildiğim kadarıyla ve tabii ki şeydeki arkadaşlarımız, Portekiz'deki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Duran top konusunda iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bence bu noktada da eksiği vardı. Yani İrfan Can var ama İrfan Can'ın dışında da Mert Hakan da bence Mert Hakan da fena kullanmıyor ama yani kornerleri, duran topları falan baya böyle silah olarak özellikle kullanıyor. kornerler. Kornerleri de çok etkili Yani Lincoln'un. uzmanlık alanı korner. Aynen öyle ve değerli bir oyuncu katıldı. Çok genç halen yani 17-18 Burada yaşındaymış Rizespor. korner deyip geçmeyelim. Yani bir maçta kaç korner oluyor ve kaç gol oluyor? İstatistiklere bakacak olursa bir korner. Korneri iyi kullanmanın da artık bir fark yarattığı bir döneme girdi. Tabii ki de. Yani Lincoln iyi korner kullanıyor. Duran toplarda iyi ama korneri daha farklı kullanıyor. Daha iyi Ki kullanıyor. Fenerbahçe'de kornerden gol atma potansiyeli olan çok oyuncu var. Evet, uzun boylu oyuncular var. Yani Serdar Aziz, Atilla Sağayı. Kim? Kim şu an gelecek yani O da Lincoln. atıyor, o da atıyor Hani yani. Lincoln'lu kadroda olur mu bilmiyorum. O Soru kim işareti. ince O konuş. bir dakika, onu da konuşacağız birazdan. Peki bir de ön libero transferi söz konusu. İki oyuncu var. Teknik direktör Jesus'un belirlediği. Bir detaylara bakalım haberimizde konuşacağız. Hangi isim daha önde ya da nedir durum? Senden daha sıcak gelişmeleri dinleyelim Volkan Demir. Ben biliyorsun 30 üstü oyuncular konusunda çok ciddi Evet. olumsuz görüşlerim var. Burada bir istisna yapacağım yalnız. Hem Fenerbahçe'nin çok yaşlı bir kadro olmaması hem de William Carvalho'nun çok değerli bir oyuncu olması. Bu arada tam 30 yaşı, 92'li yani. Ya aslında çok da Evet yani yani 3-4 sene çok daha da oynar. yaşlı değil. Mevki itibarıyla da Onu tecrübe kaldırabilecek evet. bir yer orası. Aynen. Ve William Carvalho Milli oyuncu. Portekiz milli takımı güncel olarak geçen Evet. maçta gol attı hatta birkaç maç Evet, önce. benim çok beğendiğim bir oyuncu Portekiz milli takımına ekstra bir sempatim olduğu için. Evet. Bütün hanımlarım var zaten Portekiz milli takımına Yok, ekstra. Ronaldo ile ilgili değil ama ya. Biz şeyde bıraktık Portekiz'e sempatimizi. Nuno Yok, Sapinto'larda bıraktık. Nuno Gomez. Ben o Ha, Nuno zamanlar Gomez, Nuno Sapinto'yu Gomez hatırlar mısın? yok o kadar eski. Joao Pinto, Sapinto, Ben o zamanlardan Couto, sempatim var ama Fernando gerçekten. Couto. Kaleci kimdi abi? Vitor Victor Baya. Dur abi Baya. dur şu transferi Tamam bir konuşalım. konuşalım Sonra lütfen. konuşalım. Geçmişe ilerleyen dakikalarda gideceğiz. Victor O zaman konuşuruz diğer isimleri. Baya bir efsaneydi. Transfer konusunda şöyle söyleyeyim. Yani 8 milyon euro sözleşmede yazan serbest kalma bedeli. William Carvalho'nun. Onu öderse alır Fenerbahçe ama onun dışında ihtimal biraz düşük. Pahalı bir oyuncu. Evet. Vinicius Souza bu haberde var. Evet. Şeyde onun da bonservisi çok ucuz değil bu arada. O da 5 milyon eurolar konuşuluyor. Bir de Olympiakos'ta bonservisi. Geçen yıl Famalicao'da kiralık oynayan Pepe var. Pepe de Fenerbahçe'nin listesinde olan bir orta Famalicao dediğinde benim Asun Çağ aklıma geldi. Oradan geldi. öyle mi? Bir orta saha oyuncusu daha var. O da Pepe işte. Yani aslında bir Bir oyuncu daha alternatif gelecek. daha gelecek o Lincoln listeye. Henrique. Ama yani Lincoln Henrique şöyle biraz ofansif bir orta saha oyuncusu. Bu yapılacak ikinci Bu orta daha saha transferi defansif. biraz daha savunmanın önünde konuşlandırılacak Altı bir oyuncu. numara. Bunu daha önce de anlattım. Crespo aslında Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir 6 numara değil. Evet. Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Zayt'sın da enerjisiyle o açığı kapattı. Ama Jesus 6 numara da istiyor ve Fenerbahçe bir 6 numara transferi de yapacak. Bu isimler de adaylar diyorsun. Peki bir haberimiz daha var. Jesus demişken onu da paylaşalım. Samandıra'da artık neler değişiyor? Nasıl bir yönetim olacak? İstekleri neler? Teknik adamın bir haberimizde bakalım. Böyle teknik taktik dışında motivasyon artırıcı
planlamaları da söz konusu Jesus'un. Yani Portekiz'e seyahat yapmış olanlar, ne demek istediğim çok iyi anlayacak. Millet olarak birbirimize inanılmaz benziyoruz. Onlar da coşkuyla yaşayan, işte sevinci de üzüntüyü de abartarak yaşayan, Türk toplumuyla çok benzeşen, bizim toplumumuzla çok benzeşen özelliklere sahip bir toplum. Yani o da muhtemelen böyle bir analiz yapmış ki Jorge Jesus'ta Fenerbahçe. Ne lazım iyi çözümlüyor diyorsun reçeteyi. Evet, ne lazım işte oraya kupaları asalım. Dizaynlar farklılaşıyor. İşte yani daha doğrusu Samandıra'nın işleyişiyle alakalı birkaç hamlesi oluyor. Ya bu her şeye hakim olma olayı hoşuma gidiyor benim Jesus'un. Bir de mesela Jesus'la ilgili basın toplantısı performanslarını ben Pereira'nı çok eleştirirdim hatırlarsan. Evet, hatırlıyorum. Mesela Jesus'un basın toplantısı performanslarını çok beğendim. Yani böyle maç... cevap vermek için vermiyor cevabı, anlatabiliyor muyum? Ya şimdi maç psikolojisi çok daha farklı olur. Onu benim aklımda ne kaldı biliyor musun? Dedi ki bak ilk soru... Benim aklımda ne kaldı biliyor ne musun? Ne kaldı? Bir kadın gazeteci soru sordu ve buna dikkat çekti ve hakikaten de şey oldu orada. Evet, mevzu bravo. Oldu ya. Benim dedik aklımda kalanı söyleyeyim. İlk soru biliyorsun Fenerbahçe taraftarının alerjisi var üçlü dörtlü tartışmasına. İlk soru üçlü mü dörtlü mü gibi bir şey sordu. Onur Tuğrul sordu hatta. Teşekkür ederim sahayla ilgili soru sorduğunuz için dedi. Yani bunlar çok önemli. Bu mesajları vermeyi iyi biliyor. Benim şu ana kadar... Kadın vurgusu güzeldi. Evet evet o da güzeldi. Yani benim şu ana kadar basın toplantısı performansı dahil... Iyi ya, yalnız bu tarzı ben görünce ben ilk günde tarzını biraz Portekizli Fatih Terim diye düşünüyordum ama şuna baktığım zaman hakikaten sanki Portekizli Fatih Terim'i getirmiş Fenerbahçe gibi. Ya dur be kardeşim, hemen bir Fatih Terim'i sokma araya. Hemen bir Ergin Ataman sokacak bir Fatih Terim. Ergin hocamı seviyoruz. Ergin hocama laf yok. Şimdi bir tweet gelmiş. Bırakın kuralları da, golcü kimi getirecek Jesus? Onu söyleyin. Volkan Demir sana. Valla şimdi şöyle açık ve net söylüyorum. Golcü konusu Jesus'u da aşan bir konu. Çünkü tamamen paraya bakıyor. Bak Beşiktaş, şimdi Sercan'ın bağlantısını izledim. Yarın Weghorst'la ilgili bir belli olacak falan gibi bir Ahmet Bey'in, Sayın Başkan'ın, evet. Ahmet Nurçebi'nin ifadesi olmuş. Mesela bitirirse büyük iş. Getson, Saiz, Weghorst. Muazzam. Fenerbahçe'de şu ana kadar bitmeye yakın diyebileceğim bir santrfor konusu yok. Sörlot da dahil buna. Sörlot'ta şöyle bir sıkıntı var. Yine Leipzig aynı tavrı. Bakalım o zaman, bekleyelim. Ya yani ya bu adamı satacaksın ya elinde tutacaksın. Sürekli bir askıda bırakıyorlar. Askıda bırakma durumu var. Biraz onunla ilgili Fenerbahçe sıkılmış durumda Sörlot konusunda. Ve Sörlot konusunda iş zora girebilir. Böyle bu tutum devam ederse. Başka kimler var? Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Ben olsam Lazio'yu bir şekilde ikna edip Vedat'ı geri getiririm. O onu isteyen Fenerbahçeliler de çok bu arada. Evet, Muriç geri gelsin ama o çok kolay bir şey değil herhalde, değil mi? Değil tabii ki. Yani en az 10 milyon euro. Sanki Mallorca'da da oynadı ya. Mallorca bu arada şeyini kullanacak diyorlar. Mallorca bir de son anda kaldı. Oynadı canım. Ligde evet, kaldı evet. Vedat'ın attığı gollerle. Son anda böyle. Kötü ya açıkçası de. Bilmiyorum yani Mallorca kullanacak diye duydum şeyini, opsiyonunu. Ama hiç polemiğe girmem. Giderim Lazio'yu ikna ederim, geri alırım. Ama böyle bir niyet söz konusu mu? Duymadım. Mantıklı ama. Bu senin sadece düşüncen. Bu benim düşüncem. Çok mantıklı. Peki konuşacağız, devam edeceğiz konuşmaya. Transferle ilgili sorularınızı da yönelteceğim. Madem Fenerbahçe'den golcü sorduk, Fenerbahçe'den bir golcüyle kısa bir araya gideceğiz. Serdar Dursun'un gollerini bir getirelim ekranlara, sonra kısa bir ara ve beraberiz.